Evet arkadaşlar. Hatırlıyorsanız SMD'de döngüler yazıyorduk. Burada da döngü yazabileceğimiz bir kalıp var. If'e de çok benziyor. Sadece if yerine while yazacağız. Şu şekilde. Buraya bir boolean gelecek şu parantezin arasına. Ve buraya da gövdesini yazacağız. Hemen bir tane döngü yazayım. Mesela burada boolean'e dönüşecek bir şey. 5 eşittir 5 yazalım. Tamam mı? Gövdesinde de printf. Printf. Hello desin. Hello. Bir de sonunda yeni satır olsun. Güzel. Tamam. Şimdi şurası her zaman hesaplandığında true'ya dönüşecek. O yüzden bu döngü sonsuza kadar çalışacak. Bir görelim. Hemen durduruyorum. Evet, gördüğünüz gibi sonsuza kadar çalışıyor. Yani benim burada da döngüyü kontrol eden bir değişkene ihtiyacım var. Ki döngümüz durabilsin. Şöyle i eşittir 0 diyelim. Burada da artık i küçüktür 5 diyeceğim. Bakın şimdi. Böylece i sıfırken çalışacak. i'yi arttıracağız. 1'ken çalışacak, 2'ken çalışacak, 3'ken çalışacak, 4'ken çalışacak, 5'ken çalışmayacak. Yani 0, 1, 2, 3, 4 için çalıştığı için toplam 5 tur çalışmış olacak. Ben genelde şu küçüktür tarzı kullanımı tercih edeceğim. Siz de öyle alışın. Yani sıfırdan başlayıp şu küçüktüre kadar gitsin. Yani bazıları mesela şöyle ilk başta bu daha kolay, daha mantıklı geliyor olabilir. Bana da öyle gelmişti ilk öğrendiğim zamanlar ama totalde bu daha uygun bence. Evet, şunu da bir nasıl çalıştığını görelim hemen. Evet, 5 tane yazdı. Şimdi şuna gelelim arkadaşlar. Hatırlıyorsanız SMD'de de yapmıştık. Bazen döngünün ortasından en başa dönmek gerekebiliyor ya da direkt sonuna gitmek gerekebiliyor falan. Bunları da şöyle yapıyoruz. Mesela bunu yazmadan önce continue dersem, continue. Bakın. Şöyle yine sonsuz döngüye dönüştü şu an. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Geliyor buraya kadar. Şurada da starting yazalım. Anlaşılsın bir şeyler. Starting. Normalde bu olmasa nasıl çalıştığını bir görelim hemen. Starting hello, starting hello dedi. Her döngüye başlarken starting yazdı. Şu olunca buraya kadar geliyor. Buradan hemen döngünün başına gidiyor. Şu kontrolü tekrar yapıyor. Buraya kadar geliyor. Kontrol tekrar yapıyor ama kontrol hiçbir zaman değişmiyor. Çünkü i'yi bir arttırmamış oluyoruz. Bu sonsuz döngü şu anda. Aynen beklediğimiz gibi oldu. Bir de şu var. Continue yerine. Hani döngü buradan itibaren başa dön yerine. Tamam artık benim bu döngüyle işim bitti. İstediğimi buldum deyip döngüden çıkabildim versiyon. Bu da şöyle çalışacak arkadaşlar. Gelecek, kontrol yapacak, döngüye girecek, starting diyecek. Daha hello'ya gelemeden döngüyü bitirecek tak diye. Hemen şuraya. Buradan devam edecek program. Görelim. Aynen beklediğimiz gibi oldu. Continue ve break'i örneklerde kullanırsak zaten orada bir daha hatırlatırım size ve iyice oturur yani. Bunları tam oturtmadıysanız, tam anlamadıysanız çok panik yapmaya gerek yok. Sonradan da anlayabilirsiniz. Evet, while döngüsü de böyleydi. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.